dans ve step gösterimi, halk oyunları gösterisi. Müzik öğretmenimiz Yaşar Sami Uygunbaş. Ona aç gözüyle bakmak büyük noksandır. Sevgili öğrenciler, yine Türkiye Cumhuriyeti ve bizler için önemli bir güne kavuşmanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. 99 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan ilk milli meclis olan Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir yere sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür bugün. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ulu Önder Atatürk meclis açılışının önemini arz etmek için Türk çocuklarına armağan etmiştir. 1970 yılından itibaren tüm dünya çocuklarının ülkemizde katıldığı ve büyük bir şölen havası içerisinde geçmeye başlayan ulusal bir bayram olmuştur. Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı 23 Nisan bizim bayramımızdır. Biliyorsunuz meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın ateşli günlerinde açıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda yenildi. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmak suretiyle Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşlemiş, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongreleriyle Kurtuluş Savaşı'nın tüm ülke sahtında yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Tabii bu meclisimizin açıldığı andaki ilk hedefi şudur ve hala bu ruhla devam etmektedir. Egemenlik bir zümreye, bir sınıfa ait değil. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir alalım diyorlar. Demiştir. Bütün program. Gün milli birlik ve beraberlik günüdür. Ölücülere karşı, düşmanlarımıza karşı birlik ve beraberlik olma günüdür. Bizi biz yapan Çanakkale Seferi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı, yakın zamanda Kıbrıs Harekatı'nı unutmama zamanıdır. Sadece bu zamanı bu şekilde anlamak yetmez. Yeni nesile, çocuklarımıza da aynı şekilde bu duygu ve düşünceleri de aşılamak gerekir. Türk milletinin istediği zaman aşamayacağı zorluk ve engel yoktur. Bizden Atatürk çocukları olarak atamızın bize bıraktığı bu güzel vatanı, atamızın da söylediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle düşmanlara karşı sonuna kadar korumalıyız. Devletimizin dünya devletleriyle rekabet edebilmesi için çok çalışmalıyız. Bizler bu milletin geleceği, bu milletin yarınıyız. Bu vatan bizim. Bizim olduğu sürece de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Atamızın da dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Atatürk çocukları çok seven, onlara değer ve önem veren bir liderdi. Ülkenin gelişip yükselmesini, çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesiyle sağlanabileceğine inanırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, çocukların daha özgür bir ortamda yaşamasını, gelişmesini ve eğitim görmesini sağlayacaktı. Kurtuluş Savaşı'nda kararlıca canlarını verenler, bunu vatanların geleceği için yapmışlardı. Bu memleketin geleceği de çocuklar değil miydi? Onun için Atatürk, bu bayramı Türk çocuklarına armağan ediyorum diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış sevincini çocuklarla paylaşabilme yüceliğini gösterdi. Atamızın çocuklara armağanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bizler Türk çocukları olarak bu gururu doyasıya yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik sevincimizi tüm dünya çocuklarına tattırabilmek için her 23 Nisan'da dünyanın birçok ülkesinden çocuklar törenlerimize davet edilmektedir. Bayramımız bir anlamda dünya çocuklarının ortak şenliğine dönüşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk çocuğu olmaktan gurur duyuyor, hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı
sınıfını alkışlıyoruz. Üç kişi var. Hocam o ne? Anons yapsın, çağırıversin.